vergiler içerisinde zaten en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Yani acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. Çünkü biz bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım. Belki o zaman bu işten yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz. Böylece de bu yola devam edeceğiz. Ve özellikle Birleşmiş Milletler, Yeşilay ve TÜBİTAK olarak da bu konudaki ayrıca vergi dışı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve bu mücadelemizi de inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz. Ama aynı şeyi devlet bize yaptığı zaman biz bunu bilemiyoruz. Yani 15 bölüm nereye gittiğini, sen neden alındığını, geri bize nasıl döneceğini hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sayın vergiyi kamu giderlerine vatandaşların mali iktidarlar nispetinde direkt paylarıdır diye tarif etmek mümkündür. Bu işlevlerden ilki mali işlev. Mali işlev verginin kamuoyuna gelir sağlaması olarak tanımlanır. Sizin devlete verdiğiniz vergi, harç, devletin bütün gelirleri tek bir yerde topluyor, hazinede topluyor. Bundan sonra hazineden dağıtılmaya başlanıyor. Hükümet yeni yılda bütçe açığını kapatmak için vergi, harç ve cezalara yeni zamlarında yolda olduğunun sinyalini verdi. Biz herhangi bir yasal düzenleme yapmasa ilk motorlu taşıtlar vergisi %15 oranında 2018 yılında artacak. Motorlu taşıtlar vergisi 2018'de %40 zamlandı. 2016 yılı toplam vergi gelirimiz 458.7 milyar TL. Bunun yaklaşık 251 milyarı sadece özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinden oluşuyor. Çöp vergisi verdiğiniz zaman çöp vergisinin hangi belediyeye kimden tutan harcandığını bilemezsiniz. Çoğunluk bir paradan ayrılan paralar var. Bütçeler buna göre oluşturuluyor. Sonuçta bunlar 74 milyona sebep. 44 milyar liralık vergi topladığınız nereye gitti? Sadece bir yıllık vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız harcama 4 milyar. Bu yüzden yollara gidiyor. Demir yollarına, hava yollarına, çiftçimize gidiyor. Eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Çöp vergisi mesela yeşil ağaçları için ya da gerçekten çöp toplanması için kullanıldığını bile bilmiyorken. Van depremi ve ardından yaşanan yetersizlikler akıllara deprem vergileri nereye gitti sorusunu getirdi. Şu vergiyi şuradan almıştık da sadece şuraya kullanalım yaklaşık. Zaten geçmişte de yoktu. Şu andaki zam oranını bakanlar kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse. Çok tartışılan %40 oranı %25'e çekilmiş durumda. İkinci işlevi sosyal işlev olarak bitirebileceğimiz gelirdir ki bu da az gelirliden az çok gelirliden çok vergi almak anlamına gelir. Dolaylı vergiler yani zengin fakir ayrımı gözetmeyen vergiler %70'e geldi. Doğrudan vergiler yani zenginle fakir arasında ayrım gözeten vergiler %30'a indi. Kazanandan değil harcayandan buldum. İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı? Elbette yapılmaz. Millete bunu izah etmemiz, nereye kullanacağımıza ikna etmemiz şartıyla. Biz vatandaş olduğumuz için bir kira ödüyoruz aslında. Günümüzde en önemli işlemi ekonomik nitelikli olan işlemi çok gelirliden az gelirliye gelir aktarması anlamında kabul edilir. Su akmaya başladı, atık su bedeli, çevre temizlik vergisi, katı atık bertaraf bedeli, katı atık toplama bedeli ve bunların toplamının KDV'si olmak üzere 5 adet vergiyle başladı. Başka bir şey radyo koymuşlar. Duşunuzu yaparken müzik dinliyorsunuz. Dış kabini alırken TRT'ye de vergi veriyorsunuz. Çünkü orada radyo dinleyebiliyorsunuz. Cep telefonlar kanalından TRT kontrol ürünü yoluna çıkarıldı. 100 liralık bir smartphone. Buna da 10 lira ÖTV ödedik. Alın fiyatı 110 lira. Devlet diyor ki şimdi de KDV ödeyeceksin. Alın fiyatı 100 liraydı ondan KDV. Hayır öyle değil. 10 lira da vergi ödemiştin. Fiyat 110 liraya çıktı. 110 liradan KDV alacak. İthal ettiğimiz ürünlerde vergiler yüksektir. 3000 liralık bir telefondan 1081 lira vergi kesiliyor. Maliyet 1919 lira. 100 lira ödediğimiz bir telefon faturasında aslında konuşma bedeli 53 lira. Bir pakette 20 dal sigara varsa 16 dalı vergi. Özel iletişim vergisi deprem döneminde icat edilen vergi bu dönem mobil iletişimin çok hızlı geliştiği bir dönem. Onun üzerine bu vergilerden devlet vazgeçememiş, kalıcı hale getirilmiş.
özel tüketim vergisi alınan kişilerin harcı için ihtiyaç olmaktan çıkmış. Her 2016 yılında 43 milyar TL kurumlar vergisi kazandı. Sadece alkol ve tütünden elde ettiğimiz ödeme sadece 40 milyar. Yani iki gofret yiyoruz, iki gofret yiyeceğiz mesela, üçüncü bir gofret almak zorunda kalıyoruz, o da devletin. Bu ülkede gerçek vergi rekorları aslında arabası olan, sigara içen, alkol tüketen cepte.